Değerli arkadaşlar, kısaca kendimden bahsedeyim. Ziya Baran ben. Bir eğitimciyim. Hızlı okuma, hafıza geliştirme, motivasyon alanlarında eğitimler yapıyorum. Tayfun Bey az önce İskender Bey'e güzel bir soru sordu. Klasik bir sorudur. Bir kitap okudum, hayatım değişti. Bu söz doğru mudur diye. Evet, benim için bence şahsen bu doğru. Ben bir gün bir kitap okudum. İbrahim Ünal'ın bir kitabıydı. Yaklaşık 9 yıl önceydi. Kitabın adı Kitap-ı İrakili'ydi. Orada dünyadaki kitap okuma sıralamaları verilmişti. Sıralamışlardı. Dünyada kitap okuma süresi açısından arkadaşlar sıralandığı zaman kişi başına düşen günlük okuma süresi açısından sizce yeryüzünün en güçlü ülkesi hangisi olabilir? İlk etapta Japonya diyebilirsiniz. İkinci sırada da Almanya. Almanya'da arkadaşlar kişi başına düşen günlük okuma süresi 24 dakikaydı. Türkiye'de ise bu süre 13 saniye. Ben bir gün bir seminerde anlattım bunu. Dedim ki Almanlar 24 dakika okur, Türkler 13 saniye deyince oradan milli duyguları çok yüksek bir arkadaş sinirlendi ve itiraz etti. Hocam dedi, az okuduğumuz doğru ama bir soralım bakalım niye az okuyoruz dedi. Neden dedim? Hocam dedi, çünkü bir Almanın 24 dakikada anladığını biz zaten 13 saniyede kavruyoruz. Gerek yok dedi. Belki de bu doğrudur, bilmiyorum. O gün evet, o kitabı okuduğumda benim hayatım değişti. Tıpkı Tayfun Bey'in anlattığı o selden adam kurtaran adam gibi hissettim. Evet, 13 saniye bu arkadaşlar hakikaten içim acıdı. Çünkü durum içler acısıydı. Ve mutlaka bunu arttırmalıydık. Çünkü daha önce okuduğum kitaplarda şuna rastlamıştım ben. Eric Hoffer diye birisi var. 1902'de New York'ta doğmuştu. 7 yaşında annesini kaybetti. Aynı yıl yine gözleri birdenbire kör oldu. 15 yaşına kadar da okul yüzü görmemişti. Ve gözleri açılınca teyzesi ona okumayı öğretti. Müthiş bir okuma açlığı hissediyordu. Ve eline geçirdiği tüm kitapları okumaya başladı ki İlk okuduğu kitap, satın aldığı kitap Dostoyevski'nin Budala romanıydı. Çünkü babası sürekli ona budala, budala, budala diyordu. Ve rafta o kitabı görünce neye benzediğimi çok merak ediyorum dedi. Ve gitti, aldı, onu okumaya başladı. Rıhtımda 20 yılı aşkın süre hammallık yaptı. Hammallık yaparken de sürekli olarak kitap okuyordu. Bir gün Montaigne'in Denemeleri adlı kitabını okuyunca Montaigne'in ifadesine hayran kaldı ve bir gün acaba ben de yazar olabilir miyim diye bir düşünceye kapıldı. Ve işte o günden sonra 4 kitap yazdı. 13 dile çevrildi. Bir kitaplarından birisi olan Kesin Lançlar milyonlarca sattı. Ve Kesin Lançlar adlı kitabında harika bir tespiti var. Diyor ki Eric Hoffer, sürekli öğrenenler dünyayı ele geçirecektir. Sürekli öğrenenler dünyayı ele geçirecektir. Her şeyi bilenler ise kısa süre sonra artık var olmayan bir dünyaya ait bilgilerle baş başa kalacaklardır. Evet değerli arkadaşlar, dünyayı en azından kendi dünyamızı ele geçirebilmenin tek yolu vardır. Sürekli öğrenmeye açık olmaktır. Sadece bu çağda değil, tüm zamanları incelediğimiz zaman onu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet sürekli öğrenenlerden birisiydi. 7 dil öğrenmişti. Sezar'ın ve Romalıların hayatını Latince aslından okuyordu. Ve Fatih'in sarayı daha çok böyle alimlerin uğrak yeriydi, bir akademi gibiydi. Vezir-i Azam dahil olmak üzere tüm devlet erkanı ayakta beklerken orada alimler rahat rahat oturuyor, sohbet ediyor, konuşuyorlardı. Yavuz Sultan Selim 5 yaşına geldiği zaman devrin en ünlü alimleri tarafından eğitilmeye başlanmıştı ki onun için şu tabir kullanılır. Yavuz az yerdi, az içerdi, az konuşurdu ama çok okurdu. O da sürekli öğrenenlerden birisiydi. Mısır seferine giderken 3 katır dolusu kitapla gitmişti. Askerler sabaha kadar yatarken o bütün gece kitap okuyordu. Yine Mimar Sinan 99 yıllık hayatında en çok öğrenenlerden birisiydi. Değerli arkadaşlar, sürekli öğrenmek önemli. Yani dünyayla baş edebilmenin tek yolu budur. Başka bir yolu da yoktur. Çok okumak önemli ama burada da ifade edildiği gibi maalesef gençlerimiz az okuyorlar. Ve yaşlılarımız da belki de öyle. Yaşlı demeyeyim de olgunlarımız. Biz arkadaşlar az okuyoruz. Neden az okuyoruz? Onu inceledik bütün Türkiye'de. Şunu fark ettik. Artık günümüzde gençler keyif vermeyen şeye yaklaşmıyor. Bakın daha çok Facebook'ta, Twitter'da, tevatürde, İskender Bey'in de ifade ettiği gibi ve müzik, mesaj falan filan birbirlerine mesaj çekip duruyorlar. İnanın iletişim kurmak çok zor oldu. 3000 kelimeyi nerede? Çocuk kendi arasında artık bizimle onlar arasında müthiş bir şey oluşmuş. Geçenlerde çocuklardan birisi mesaj yazıyor, baktım.
SLM yazmış, tık gönderdi. Ne bu dedim ya? Selam dedi hocam bu. Az sonra karşıdan mesaj geldi. ASLM. Bu ne dedim? Aleyküm selam hocam dedi. Değerli arkadaşlar, çocuklarla bizim aramızda inanılmaz derin farklar oluşmuş durumda. Hakikaten de. Peki neden çocuklarımız artık kitap okumuyorlar? Çünkü keyif vermeyen şeye çocuk yaklaşmıyor. Peki kitap okuma keyif vermez mi? Aslında verir. Bakın bazı kitap serileri çıkıyor böyle, klasikler olmasa bile. Efendim Yüzüklerin Efendisi, Harry Potter, Alacakaranlık, Da Vinci Şifresi gibi seriler var. Bu kitaplara böyle meraklı düşkün çocuklar var. Bir gecede 500 sayfa okuyan çocuklar biliyorum. Sonra bu kitapların filmleri çıkıyor, onları da izliyorlar. En son bu çocuklara röportaj yapılır. Sen kitabı da okudun, filmi de izledin. Hangisi daha keyifliydi? Ne derler? Keşke filmi izlemeseydim. Hayal kırıklığı yaşadım. Kitap okuma çok daha keyifliydi. Değerli arkadaşlar, özünde kitap okuma gerçekten müthiş keyif veren bir şeydir. Ama şu bizim beynimizin keyif alma süreci dönemden döneme çok değişiyor. Bizim genelde atladığımız şey o. Bakın biz lisede okurken bize keyif veren her şeyin hızı bugüne göre daha düşüktü. Her şey daha yavaştı. İnternet zaten yoktu. Efendim otomobiller daha yavaştı. Şarkılar, türküler, reklamlar daha yavaş akıp giderdi. Türkücülerimizin de tarzı tamamen tane tane konuşmaya dönüktü. Bizim zamanımızda Zeki Müren vardı. Zeki Müren'in arkadaşlar bir konuşma şekli vardı. Her kelimenin hakkını vere vere konuşuyordu. Şarkıları da öyleydi. Belgin Doruk'la Aşk filmleri vardı. Filmin tamamı bir bahçede geçiyordu. Toplamdaki tüm figüranlar 3-4 tane ağaç, 4-5 tane kuş. Kuşlar ötüşüyor, ötekiler gülüşüyor, öpüşüyor falan derken film bitiyordu. Biz de bunu saf saf film niyetine izliyorduk. Filmler öyleydi ama. Bütün şarkıcılarımız öyleydi. Orhan Gencebay vardı, Ferdi Tayfur. Ve ünlü düşünürlerimizden İbrahim Tatlıses tüm toplumu uzun süre uyardı. Dedi ki bir gün Allah cezanızı verecek dedi. Ama kimse inanmadı. Ama verdi. Bakın bugün gençlerimizin çoğunun dinlediği tek şarkıcı var, Ceza. Bize bundan büyük ceza mı olur? Benim oğlum Fatih 7. sınıfa gidiyor. Bir ara Adanalı dizisi falan vardı. Belki izleyenler vardır, bilmiyorum. Onun hayranlarından birisiydi. O münasebetle tutmuş Ceza'nın Fark Var şarkısını ezberlemiş. Böyle garip garip hareketlerle bir gün koridorda o şarkıyı söylerken yakaladım onu. Ve fa 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 deyip duruyordu. Oğlumu böyle görünce içim gitti tabii, bir baba olarak kızdım. Oğlum dedim, niçin adam gibi bizim gibi şarkılar dinlemiyorsun dedim. Dönüp bana verdiği cevap şu oldu. Baba dedi, seninle benim aramda kocaman bir fark var dedi, uğraşamam dedi. Değerli arkadaşlar, hakikaten bizlerle onlar arasında müthiş bir fark var. Yani Zeki Müren şarkısıyla Ceza'nın şarkısı stili arasında inanılmaz bir fark var. Ben bakın şimdi o farkı görmeden çocuklarımızın aynı hızda kitap okumasını istemek mümkün değil. Şimdi Zeki Müren'i dinleyen bir neslin dakikada 150-170 kelime hızda okuması normaldi, doğaldı. Ben rahmetli dedemden biliyorum. Bakın ülkemizde her şeyin hızı 50 yılda değişti ama ülkemizde değişmeyen tek bir hız kaldı, okuma hızımız. 50 yıl önce de dedelerimiz 150 kelimelik hızla okuyordu, dedem öyleydi. Rahmetli, 150 kelimelik hızla okuyordu. Ninem ise 170 kelimelik hızla okuyordu. Her bayan gibi o da seri okuyor, nefesi kuvvetliydi. Uzun süre zaten dedemin canından nem okumuştur, biz şahidim ben. Ama o çağda bu hız normaldi, yetiniyorlardı, kafi geliyordu. Çünkü zaten Zeki Müren'i dinleyen bir beyin yapısı vardı. Ama şimdi Ceza'ya alışmış arkadaşlar, bir tasarımın, bir beynin, yani bu 150 kelimelik hızla okuyup keyif alması mümkün değildir. O nedenle arkadaşlar biz yavaş okuduğumuz için keyif almıyoruz aslında. Şimdi çoğunlukla hızlı okuma eğitimlerinde bana sorulan sorulardan biri şu. Hocam diyor, hızlı okuyunca anlayacak mıyız? En çok sorulan şey şu, sanki bunu soran yavaş okuyunca anladığını zannediyor. Değerli arkadaşlar, evet, hız arttıkça dikkat artar aslında. Biz ilkokulda okurken, hatırlarsınız siz de o yaş grubumuz. Şimdi öğretmenlerimiz bizim beynimize yanlış bir inancı yüklediler. Dediler ki bize, evladım tek tek
tane tane ve dikkatli oku dediler. Arkadaşlar o zamanlar zannediliyordu ki tane tane olunca dikkatli olacak. Oysa bugün beynin tasarımı çözüldü ve artık biz biliyoruz ki beyinde hız arttıkça dikkat artar. Arkadaşlar hız arttıkça dikkat artar. Hız düştükçe dikkat düşer. Hız düştükçe uyku durumu başlar. Bakın şu an istersen ben hepinizi 3 dakikada uyutabilirim. Şuradaki iki arkadaşım çoktan başladılar zaten. Lütfen bakmaya rahatsız oluyorlar. Bakın sizi 3 dakikada uyutmak için de ünlü bir hipnozcu falan da olmama gerek yok. Yapmam gereken şey çok basit. Şimdi ben ilkokuldaki öğretmenim dediği gibi yapar. Kelimeleri tek tek tane tane aktarır ve bu ses tonuyla konuşmamı size 3 dakika sürdürürsem, bu durum karşısında beyninizin göstereceği tek tepki vardır. Sıkılmak, esnemek, uyuklamak. Üniversitede okurken bunu başaran çok hocalarınız olmuştur. Bizde vardı, Ege coğrafyada okurken işletme dersine geliyordum. Beşeri coğrafyaya geliyordu Cezmi Bey. Öyle bir ders anlatma stili vardı ki 10 dakikada sınıfın yarısı tuşu uyuyordu. Diğer yarısı bizlerin o zaman ne fayda, en fazla 15 dakika. Adam 15 dakikada tüm sınıfı uyutup kantine çay içmeye gidiyordu. Uyumayan bir iki öğrenci vardı. Onları da alıp götürüp onlara çay ısmarlatarak onları cezalandırıyordu. Dolayısıyla bir gün sonra ilk uyuyan onlar oluyordu. Arkadaşlar hız arttıkça dikkat artar, hız düştükçe dikkat düşer. Ben bunu çocuklarımda öğrendim. Oğlum Ömer 5,5 yaşında, Emre 7,5 yaşında. Geçen sene her gece ben uyusunlar diye masal anlatıyordum. Ama tarzım gereği ben masalı hızlı ve heyecanlı anlatıyordum. Yanlış mı sonra fark ettim. Bir an önce uyusunlar diye eskiden onlara masalı şöyle anlatıyordum. Diyordum ki bir gün küçük bir prenses inanılmaz bir izlerden kaçmış, müthiş bir zorlamaymış, 3 canavar çepeçevre kuşatmış diyordum. Çocukların korku ve heyecandan 3 gün uykusu gelmiyordu. Ve bu bana pahalıya patlıyordu. Arka arkaya bir sürü masal anlatmam gerekiyordu. Sonra hatamı fark ettim, tövbe istiğfar ettim, taktik değiştirdim. Artık uyusunlar diye masalı ilkokuldaki öğretmenin dediği gibi anlatıyorum. Tane tane. Bir gün küçük bir prenses yola çıkmış diyorum. Çocuk diyor ki baba derhal yola çıksın yoksa uykumuz geldi bizim burada. Ben bir gün masalın bölümünü fazla uzun tutmuşum. Annesi sabah istemediği bir manzarayla Ömer'in yatağında karşılaşınca tüm sorumluluğu bana yükledi. Oysa benim yaptığım tek bir şey vardı, masalı usulüne uygun anlatmaktı. Arkadaşlar hız arttıkça dikkat artar. Bakın Türkiye'nin stand-upçıları var. Kim onlar? Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Ata Demirer, Beyaz Söztürk, Tolga Çevik gibi tipler. Şimdi bunlar ne iş yapıyor? Örneğin Cem Yılmaz İzmir'e geliyor. Gelir gelmez hemen 3000 genç kendi aralarında 75 lira topluyorlar ve koştura koştura Cem Bey'e takdim ediyorlar. Koskoca sanatçı bu şehrimize kadar gelmiş, eli boş mu dönsün diye. Ve yaklaşık yarım kamyon paraya denk gelen bu miktarı Cem Bey aldıktan sonra aldığı haz ve keyfi ayaküstü gençlerle 2 saat boyunca paylaşıyor. Buna da stand-up diyorlar. Ben de bu kadar parayı bir gece daha alsam paylaşacak çok daha fazla keyfim olurdu herhalde. Ben de istisnasız tüm stand-up'lara gidiyorum. Özellikle gençlerin orada içinde bulundukları vahim durumu gözlemlemek için. Evet arkadaşlar, durum tek kelimeyle vahimdir. Ben Devlet Erkan'ı da uyardım. Derhal bir müdahaleye stand-up'taki gençlerimizin ihtiyacı vardır. Neden? Bakın 3000 genç içerisinde o stand-up'larda adam gibi oturan bir çocuk göremezsiniz. Bakın bize böyle tabirler vardır. Adam gibi oturmak, mum gibi durmak. Nasıl şimdi ben adam gibi oturuyorum. Ama 3000 çocuk orada öyle değil. 3000'i de bakın sandalyenin uç noktasında. Ayaklar hazır ol vaziyette. Vücut eğilmiş böyle duruyorlar. 2,5 saat boyunca kimsenin gözü kırpmıyor, kimse uyumuyor, en arka sıradakiler dahil olmak üzere kimse kendi arasında konuşmuyor. Şu duruş arkadaşlar aktif öğrenme duruştur. Bir çocuk en ağır konularda dahi şöyle bir durabilse, bütün matematiği rahatlıkla anlayabilecek. Ve çocuk 2 saat orada böyle duruyor. Bu duruş performansını orada sergiliyor. Ve bu çocukların annesi babası gelip bize şikayet ediyorlar. Hocam diyorlar, bizim çocuk galiba hiperaktif. Bir de böyle bir salgın başlamış, çocuk az kıpırdamaya görsün. Hocam bak kıpırdıyor, bu hiperaktif. Derhal ilaçlarla sakinleştirme eğilimine gidiyoruz. Michael Klebb'in bir kitabı var, Düşünmenin Tam Zamanı adlı kitabında diyor ki, Allah korusun eğer bugün yaşasaydı İbn Sina, Arşimet, Leonardo da Vinci, Einstein gibi ünlü dahiler bugün yaşasaydı, evde anne babaları, okulda öğretmenleri onların hiperaktif olduğu ile ilgili ortak bir kanaata varır. Onları ilaçlarla sakinleştirip bir olmalarını sağlarlardı.
Hanımefendi diyorum, nereden biliyorsunuz çocuğun hiperaktif olduğunu? Hocam baksana diyor, 2 dakika ders çalışamıyor, 3 dakika ders dinleyemiyor dedi. Bu çocuk 2,5 saat boyunca tüm dikkatini anlatıcıya verebiliyor. Ve arkadaşlar, stand-upçılarımız o dikkati yakalamayı başarıyorlar. Ama istisnasız hepsi seri konuşur. Bakın, yavaş konuşan birisinin stand-upçı olma ihtimali zayıftır. Şimdi düşünün, Mesut Yılmaz kalksa stand-up gösterilerine çıksa. Millet uyur mu uyanıp mı kalır? Tartışılabilir. Arkadaşlar, hız arttıkça dikkat artar. Bunu en iyi hız tutkunu arkadaşlarımız bilir. Var mı efendim aramızda hız tutkunu? Otobana özellikle girdiği zaman, yola çıktığı, düştüğü veya girdiği zaman kendini tutamayan arkadaşımız var. Hız yapan hanımefendi, tanıyalım lütfen. Efendim? Mikrofon geldi, sesinizi tam alamadım ben. Yazdıracaksınız. İsminizi alabilir miyiz? İsminiz? Şazment Duran. Şan? Şazment. Şazment. Evet. TC kimlik numarasını rica ediyor önündeki arkadaşlar. Kaç yaptığınızı artık daha sonra tespit edecekler. Peki hanımefendim, hız arttıkça diyoruz ki biz dikkat artar. Şimdi otobanda bugüne kadar ulaştığımız maksimumumuz ne oldu? Maksimum. Söylemeyelim. Söyleyin. Söylemeyelim. Bu son kez pişman olmuş olarak söyleyeyim bize. Kadran dayanıyor. Yani 150-200 arası falan. Çünkü Fethiye'de bir seminer dedim ki, hız yapan bir hanımefendi dedim. Pat kaldırdı. 80 yaptım ben dedim. Şimdi ben ondan endişeliyim yani, gelecek rakamla ilgili. Ona göre ben konuşacağım. Kadran sona kadar efendim? Dayanıyor. Kadran sona kadar. Güzel, 200'e ulaştınız. Evet. Güzel. Peki hanımefendi, 200'e ulaşınca hız, sanki şöyle diyebilir miyiz? İnsan algıları açılıyor mu? Tüm dikkati yola veriliyor mu? Sanki gözünden bir perde kalkıyor da ufak ufak ahiretten manzaralar görülüyor mu? Belki son bölüm hariç diğerleri tamam diyorsunuz. Değerli arkadaşlar, hız arttıkça dikkat artan. Dün İskender Pala'yla ben sohbet ediyorduk. O bana sordu. Dedi ki, hocam hızlı okuyunca kitabı anlar mısınız diye. Ben de eve gittim. Meraktan. İskender Pala'nın Katre-i Matem'i aldı. Kitabını almıştım, okumamıştım. Bir solukta okudum. Ve tüm detayları hatırlıyor musunuz diye soracaksınız. Evet, bakıyorum. Evet, olay Osmanlı döneminde yaşanmış. Onu net olarak hatırlıyor. Arkadaşlar, otobanda 70 kilometre hız yapan bir sürücünün dikkati dağınıktır. Tekeli direksiyondadır. Canı sıkkındır. Can sıkıntısına uğraşacak bir şey arar. Bazen teybi açar kapatır, bazen arabanın kapısını açar kapatır, bazen kaputu açar kapatır. Hız düşük ya, dikkat dağınık. Ama adamın eğer hızı 100 kilometre ise iki el direksiyondadır, gözler iyice açıktır. Hız 150'ye çıktıkça gözler iyice açtır. Eğer hız 200'e çıkarsa o gözler ebediyen kapanır. O nedenle hanımefendi, bir daha lütfen yapmayın. Son kez sizi uyarmış olalım. Değerli arkadaşlar, hız arttıkça dikkat artar. Bakın, hızlı okumanın egzersizleri vardır. Basittir bunlar. Şimdi hızlı okumayı tabii ki ben bulmadım. Kennedy hızlı okuyordu, Abraham Lincoln hızlı okuyordu, Mimar Sinan hızlı okuyordu. 3000 kitabı Mustafa Kemal Atatürk okuyacak. Eğer 150 kelimelik hızla yetinseydi okuyamaz zaten. Tüm liderler hızlı okuyor. Rahmetli Adnan Kahveci Türkiye'nin en hızlı okurlarından birisiydi. Dakikada 1000 kelimelik hızlı okuyordu. Bir dağ köyünde yaşamıştı. Ve hatıralarından şundan bahsediyor. Benim için en büyük hayalim her gün kavurma yiyecek paraya sahip olmaktı. Çünkü biz kavurma yılda bir gün ancak yiyorduk. O da kurbandan kurbana, o da komşular kurban keserse. Güya hali vakti yerinde bir ailenin çocuğuydum diyen bu genç insan daha sonra yurt dışına gitti geldi ve Türkiye'nin gördüğü en seçkin bakanlardan birisi oldu. Bunu nasıl başardı? Girdiği sene Türkiye ÖYS şampiyonu oldu. Çünkü Türkiye'nin en hızlı okuru oydu. Bu açıdan arkadaşlar baktığımız zaman SBS ve ÖSS gibi bütün anne babaları ilgilendiren bir mevzuda hızlı okumanın inanılmaz bir performans arttırıcı etkisi vardır. Ve bakın, sadece birinci olmakla yetinmedi. Sözel ve sayısal tüm soruları full yaptı. O zamanlar ÖYS vardı. Ve ÖYS tarihinde arkadaşlar bu sadece 2 defa yaşandı. Yani sözel ve sayısal soruları full yapılabildiği 2 dönem vardır. Bir, Adnan Kahveci'nin girdiği dönemde. 2, acizane benim girdiğim dönemde. Teşekkür ederim. Benim girdiğim dönemde de Bursa'dan bir arkadaş yaptı. Ben de 200 puanla kaçırmışım. Şöyle bir 100 net daha yapsaydım birinciydim. Nasip değilmiş abi.
Değerli arkadaşlar, hız arttıkça dikkat artar ve biz bu hızlı okuma egzersizlerini çocuklara yaptırınca inanılmaz sonuçlar aldık. İnanın hızlı okuma teknikleri çok basittir. Günde 40 dakikalık çalışma gerektirir ki 20 dakikası kitap okumayla ilgilidir. Hızlı okumada biz şunu fark ettik. Çocuğun beyninde adeta kelebek etkisi oluşmaktadır. Kelebek etkisi, böyle bir film vardı. İzleyen var mı bilmiyorum. Birincisini özellikle öneriyorum. Şu teoriye dayalıdır. Kelebeğin kanat çırpışı gibi küçük bir şey dünyanın yarısını dolaşacak bir tayfuna neden olabilir. Kaos teorisi bu. Ve arkadaşlar, hızlı okuma teknikleri aynen böyle bir şeydir. Nasıl? Hiç unutmam, İzmir'deydi. Bir hızlı okuma eğitimi için gelmişti. Esra adlı bir öğrencimiz vardı. Orta 3'e devam ediyordu. Tek bir amacı vardı, İzmir Fen Lisesi'ni kazanmak. Ama günlük çözdüğü soru sayısını yeterli bulmuyordu ve denemelerde vakit yetmiyor diye bir şikayeti vardı. Bu amaçla kursumuza iştirak etti. İlk okuma hızını ölçtüm, 180 kelimeydi. 21 gün gibi kısa bir sürede egzersizleri düzenli ve tam yapan öğrencimizin, bakın, okuma hızı dakikada 600 kelimeye kadar çıktı. Bakın, bir dakikada 600 kelime, hem de anlayarak. Ama Esra bir bayan öğrenciydi. Arkadaşlar, bu süreçte ben şunu fark ettim. Bayanlar erkeklere göre çok daha hızlı okuyabiliyor. Evet, bayanlar erkeklere göre çok daha hızlı okuyabiliyor. Eskiden beri biz onların çok daha fazla konuşabildiklerini biliyorduk. Şimdilerde daha seri de okuyabildiklerini tespit ettik. Ben bir gün Yozgat'ta öğretmen arkadaşlarımızla birlikte bu semineri yaparken bu bilgiyi aktardım. Dedim ki, bayanlar süratli okur ve süratli konuşur deyince oradan bir hanımefendi sinirlendi, itiraz etti. Hocam, dedi, çok konuştuğumuz doğru ama bir sorun bakalım, niye çok konuşuyoruz? Neden hanımefendi? Hocam, dedi, çünkü bir erkeğe laf anlatmak için en az 2 defa tekrar etmemiz gerekiyor. Başka türlü anlamıyorlar. Ne demek istediğinizi ben tam anlamadım hanımefendi. Tekrar etti. Değerli arkadaşlar, bizim Esra'da daha sonra Bilal Bey anlatıyor, babası. Hocam, dedi, bizim kız, dedi, 5 dakikada 20 Türkçe sorusu çözmeye başladı. Ve denemelerde vakit yetmiyor, sorunu aşmıştı. Denemelerde vakit ediyordu, artıyordu ve artan vakitte hayrına diğer arkadaşlarına da yardım ediyordu. Çocuk hayırsever bir çocuk da olmuştu, sosyal yönü gelişmişti. Dolayısıyla değerli arkadaşlar, hızlı okuma işin bir kanadı ve gerçekten de liderlerin en belirgin özelliği budur. Montaigne diyor ki, 15 dakikalık kitap okuma kadar insan beynini geliştirebilecek başka hiçbir şey bilmiyorum. Ve İskender Palma çok iyi ifade ettiği gibi, o sözcük dağarcığı ve çocuklarımızın daha geniş bir repertuara sahip olması gerçekten de çok büyük bir öneme sahiptir. Bu da kitap okumayla gerçekleşebilir. Bu arkadaşlar birinci adımımız hızlı okuma. Kısaca geçiyorum ben. Bir de fotoğrafik hafızadan bahsetmek istiyorum. Şimdi bu hafıza geliştirme konusunda gençlerimizin en büyük sorunu şudur. Hafızaları çok zayıf. Bakın, ortalama bir öğrenci derste öğrendiği bilgilerin %85'ini bir saat sonra unutarak eve gidiyor. En büyük israflardan birisi aslında unutmaktır. Bakın, sadece gençler değil, açık konuşalım. Yani olgun arkadaşlarımızın da belki hafızası zayıf olabilir. Aramızda var mı efendim hafızasının zayıf olduğunu düşünen? Tanıştığı insanların isimlerini çok çabuk unutan var mı? İsimleri. En son unuttuğunuz ismi hatırlıyorsunuz mu hanımefendi? Hatırlamıyorsunuz. O zaman siz tam unutuyorsunuz. Yok, mikrofonu vermeyin, zaten bir şey hatırlamıyor. Değerli arkadaşlar, fotoğrafik hafıza. Geçen Kayseri'deydik, yine hafıza için, eğitim için gitmiştim. Yine öğretmen arkadaşlarımız vardı. Bu arada belirteyim ben. Mustafa Cahit Kıraş Bey ile çok güzel bir çalışma imza attık onun himayesinde. İzmir'de hızlı okuma eğitimine başlamıştık ki %100 destek verdi bize. Sonra bu vesileyle İzmir'de güzel sonuçlar alınca bütün Türkiye'de bunu yapma imkanı bulmuştuk. Ve yine böyle bir çalışmada Kayseri'de hafıza eğitimi yaparken bir hanımefendi geldi. Sesi tedirgin ve yorgundu. Hocam, dedi, ya, dedi, ben, dedi, duyduğum, okuduğum, gördüğüm her şeyi çok çabuk unutuyorum. Bir çözüm var mı? Hocam, var ama şimdi söyleyeceğim, onu da unutacaksınız. Gerek yok, dedim, bizi uğraştırmayın şimdi. Ama arkadaşlar, var. Bakın, burada yine birkaç dakikalık bir sürem kaldı. Ben Bülent Bey'e bakıyorum. Süremi hatırlattım. Ve arkadaşlar, bu birkaç dakikada ben, müsaade ederseniz, hafıza ile ilgili çok önemli tiyolar aktarmak istiyorum. 10 yıldır üzerinde çalışıyoruz. Ve inanın arkadaşlar, burada birkaç madde söyleyeceğim ben. İnanın, bu maddeleri uygularsanız buradaki hiçbir arkadaşımın artık hafıza ile ilgili bir sorunu kalmayacak.
Sorun ne kelime? Performans inanılmaz olacak. Ve arkadaşlar bakın, bugünden sonra bu hafızayla neler yapacaksınız? Dilerseniz eğer 200 insanla tek tanışmada hepsinin isimlerini hafızanıza alabilecek ve dönüp onlara isimlerle hitap edip onları etkileyip kendinize hayran bıraktıracaksınız. Garanti veriyorum. Bu bir. İki. İsterseniz arkadaşlar bugünden sonra 500 sayfalık bir kitabı bir gecede okuyup tamamını satır satır sayfa sayfa hafızanıza kodlayabilecek ve antik çağın en güçlü iki adibi Cicero gibi, Demosthenes gibi bunları kalabalık kitlelere hiçbir yere bakmadan rahatlıkla aktarabileceksiniz. %100 garanti veriyorum. Ben bunu söylerken sanki abartıyormuşum gibi bir his oluştu mu içinizde? Bende de oluştu da böyle bir his, onun için sordum. Arkadaşlar inanın abartmıyorum. Bakın bu noktada abartmadığımı size kanıtlamak istiyorum. Fotografik hafıza. Canan'ın kitabınızı rica edebilir miyim? Arkadaşım kitabı verebilir misin bir zahmet? Değerli arkadaşlar şimdi bakın, Türkiye sürekli öğrenenler dedik, dünyayı ele geçirecektir. Şimdi bizim tek amacımız öğrenmek. Şimdi öğrenmek, ama hani güzel bir söz vardır. Yediklerimiz değildir bizi güçlü yapan, hazmettiklerimizdir. Kazandıklarımız değil biriktirdiklerimiz. Okuduklarımız değil aslında aklımızda tuttuklarımız. Yani akılda tutmak önemli. Bugünlerde şöyle yanlış bir algı var. Diyorlar ki bilgiye ulaşma yollarını bilsen yeter. Aklında bilgiyi tutmana gerek yok. Arkadaşlar bu yanlıştır. Çünkü çocuklarımızın hepsi sınavlara giriyorlar, ama orada mutlaka aklında bilgiyi tutma önemli. En azından hani sınavlar açısından böyle. Şimdi amaç bu. Çocuk alıyor, bakın ortalama bir öğrenci alıyor kitabı, aklına tutmak hedefimiz. Alıyor, o okuyor, kapatıyor, unutuyor. Kapatır kapatmaz bir daha okuyor, yazıyor çiziyor. Öğretmen aynı şeyi okulda anlatıyor. Dershanede aynı şeyi anlatılıyor ama çocuk hepsini unutuyor. Ve özgüven düşüyor. Şu anda çocuklarımızın özgüveni düşüyor çünkü akıllarında bir şey tutamıyorlar. Ve üzücü bir durum, 1,5 milyon insan sınava girdi YGS'de. 800 bin çocuk sıfır çekti. Daha ilginci ve daha üzücü olanı şu. Bir önceki yıl tüm derslerden sıfır çekenler 25 binken bu sene 50 bini çekti. Ha, demek ki arkadaşlar çocuklarımızın anlama, algılama ve okuma sorunları var. Şimdi biz de İzmir'de yine Sayın Valimizin inanılmaz destekleriyle bir çalışmaya başlayınca bize de heves geldi. Cesaret bulduk. Bir liderlik merkezi açtık. Küçük küçük çocukları aldık. Onlara küçük yaştan öğretmeye başladık. Ve onlarla ilgili tespitlerimizde şunu fark ettik biz. Bir şey keşfettik 10 yılda. Akılda tutma yöntemleri. Çok basit. Bunu isteyenler hemen uygulayabilirler. Bakın yöntem şu, ben öğrencime diyorum ki öğrenci, kitabı aklında tutmak istiyorsan tüm dikkatini ver. Oku. O an orada ol. Gözünün önünde canlandır. Sonra kapat. Sağ yukarıya bak. Okuduğun konuyu gözünün önünde canlandır. Sallan klasöre at. Sallanarak öğrenme. 10 yıl çalıştık. Bula bula biz bunu bulduk. Hayır, sallamadan da öğrenme oluyor ama tam oturmadığını fark ettik. İnanın arkadaşlar, bilgi sallanınca tam oturmaktadır. Şu anda bana endişeyle baktığınızın farkındayım. Ya bu hoca sallıyor diye düşünenler var. Arkadaşlar sallamıyorum. Gerçekten de bu doğru. Şimdi bunu size anlatacağım. Yeni bir öğrenme modeli. Acaba çocuklarımız sınıfta öğretmenimizin anlattığı dersin %95'ini tek duyuşta kalıcı hafızaya alabilirler mi? Evet, bu mümkündür. Şimdi bunu kanıtlamak üzere size küçük bir hafıza şovu oynayacağız. Şimdi ben burada kitap okumayacağım. Kitaplarımı yanıma getirmediğim için. Ben burada arkadaşlar küçük bir hafıza şovla bitirmek istiyorum. Arkadaşımı buraya davet edeceğim. Emre Bey lütfen. Şimdi arkadaşlar akılda tutmak önemli. Öğretmenlerimiz harika ders anlatıyorlar. Hiçbir sorun yok. Okullar çok güzel. Tablet, bilgisayarlar, akıllı tahtalar, her şey mükemmel. Ama burada temel sorun çocuğun bilgiyi beyne kodlama şekli zayıf. Peki nasıl? Şimdi arkadaşlar farz edin ki ben bir öğrenciyim. Sizin öğrenciniz. Siz de öğretmenlerimsiniz. Şimdi siz bana demo bir ders anlatacaksınız. Emre Bey de kısa kısa yazacak onları. Siz anlatıyorsunuz, o yazıyor. Bakın ben de burada duruyorum, sırtım dönük oraya. Sizin tüm anlattıklarınızı hafızama sallanarak kodluyorum, yerleştiriyorum. Daha sonra siz oraya bakarken, sırtım benim oraya dönükken hepsini size aktarıyorum. Bu bir oyun. Bir hafız oyunu. 3 dakika sürecek. Lütfen bu oyuna herkes iştirak edebilir mi? Arkadaşlar sizden bir şey istiyorum. Aklınızdan bir şey tutar mısınız? Bir kelime, bir cümle, bir kitap olabilir, bir yazar ismi. Şöyle yapalım ama hızlı ve standart olsun diye, 3 dakika sürsün diye salondaki tüm arkadaşlarımdan bir tane atasözü rica edebilir miyim? Lütfen bir atasözünü söyleyin. Emre Bey de kısa kısa yazsın. İlk atasözünü kim söylemek ister? Beyefendi.
Bir, ağaç yaşken eğilir. İki, iki damlaya damlaya göl olur. İki, üç, üç taş yerinde ağırdır. Dört, hanımefendi. Duyamadım. Mikrofon lütfen. Kılda keramet olsa keçi paşa olur. Kılda keramet olsa keçi başı olur. Hangi ata bir hata yaparak acaba? Güzel ama ilginç bu. Kılda keramet olsa keçi başı olur. Keçi başında olur. Tamam. Bunu yazalım. Özel bir yere de yazalım. Bunu daha sonra kullanalım inşallah. Çocuklar. Dört, beş efendim. Hanımefendi. Ben söylemek 5 sakla zamanı gelir zamanı. 5. 6. Arkadaşım, genç arkadaşım. Parmak kaldır. Evet. Tamam, olabilir. Beyefendi. Dertleri dert edinmeyin ta ki dertler size dert oluncaya kadar. Bu sözünüz bana dert oldu ama bak. şimdi duyamadım ama şey, o hızlı boğuk geçti biraz. Dertleri dert edinmeyin ta ki dertler size dert oluncaya kadar. Ha, dertleri dert bilmeyin ta ki dertler size dert oluncaya kadar. Tamam, teşekkürler. Bu bir 6 numara. Evet, dertleri dert 7. El elden üstündür. 7 el elden üstündür, evet 7. 8 hanımefendi. Evet, 8 duvarın hem insanı gam yıkar. 9 duvarın hem insanı gam yıkar hocam. Evet, 9 asil azmaz bal kokmaz diyorsunuz. 9, evet. 10. 10 işleyen demir pas tutmaz. 10, 11. 11 akakça kara gün içindir. Evet, 11 akakça kara gün içindir. 12, biraz daha hızlı lütfen. Çıplak, gerçekler çıplak gezmeyi sever. Kim, nereden ses geldi ama? Gerçekler çıplak gezmeyi sever. Gerçekler çıplak gezmeyi sever. Sever. Tamam. Evet, bu kaç oldu? 12. 12 miydi bu? Gerçekler çıplak gezmeyi sever. 12, 13. Bir elinesi var, iki elinesi var. Evet, 13. Bir elinesi var. 14. 14 ayağını yorganına göre uzat. 14. 15. Efendim? İflas eden Yahudi eski defterleri karıştırır. 16 mıydı bu? İflas et. 15. Evet, iflas eden, evet, Yahudi eski defterleri karıştırır. 16. 16 üzüm üzüme baka baka karar. 17. 17 körle yatan şaşı kalkar. 17. Beyefendi 18. Bu atasözüne bir katkıda da siz bulunmuşsunuz galiba. Güzel ama. Bir daha alabilir miyim lütfen? Tamam. Teşekkürler. Kurbağayı altın, evet, yere otursak altın koltuğa, o da yine çamura atlar. 18'di bu. 19 hanımefendi. Efendim? Bahçe bağla. Ha, battı balık hemen gider. Tamam. Mikrofon lütfen. Evet, 10, 18, bu 19'du. Battı balık yan gider, 19. Evet, 20. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. Evet, 20 numara. Bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. 21. Hatta baba, barış döneminde oğullar babalarını gömer, savaş döneminde babalar oğullarını gömer. Evet, savaş döneminde oğullar babalarını mı? Yok, babalar oğullarını. Barış döneminde oğullar babalarını gömer diyorsunuz. 21 bu. 21. 22, biraz daha hızlı gidelim. Fakirin tavuğunu yerken görürsen ya fakir aslıdır ya da tavuk aslıdır. Evet, güzel. 22, fakirin tavuğunu yerken görürsen. O fakirin tavuğu hani tek tek yumurtlar değil miydi bu? Tamam. 22. Böyle hatırlıyorum da. Evet, 22 fakirin tavuğu tek tek yumurtlar diyor. 23. Yüksek ses efendim. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Evet. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 24. Bana arkadaşını söyle sana. Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. 24.
Evet güzel. 24 bana arkadaşını söyle. 25. Sabırla koruk helva olur. Evet 25 sabırla koruk helva olur. 26 son sözler. Efendim. Nerede? Akıl yaşta değil baştadır. Güzel. Ama aklı yaşa getiren, başa getiren yaştır. 26. Şey bu 26 mıydı? Evet. Akıl yaşta değil baştadır dedik. 26. 27. Buradan bir arkadaşımız parmak kaldırdı. Sakla saman. Bu söylenin de efendim 2 numaraydı. Yok şey 5 numaraydı pardon. Söz gümüşse sukut altındır. Evet son sözleri alıyoruz. 27. Evet söz gümüşse sukut altındır. 28. 28 tencere dibin kara, seninki benden kara diyorsunuz. 29 son sözler hanımefendi. Efendim? Duyamadım. Ana gezer, kız gezer, bu çeyizi kim düzer? Evet. Bir daha alabilir miyim? Ana gezer, kız gezer, bu çeyizi kim düzer? Ha, güzel. 29 mu bu? 20, yok. 29. Evet, ana gezer, kız gezer, bu keyfi kim? Nerede gezer? Tamam, öyle. 26'yı alabilir miyim 26'yı? Ne demişti? Akıl yaşları başladı. 26. 29, 30 son sözümüz olsun. Tava delik, tas delik. Bu üstelik nelik? Tamam sizde de ilginç şeyler var hocam. Evet yeterli. Tava delik, tas delik. Bu üste üstünlük nelik gider gibi bir şey. Tamam hocam bire geçelim lütfen. Bir numaraya şu sandalyemi alayım ben. Biraz şöyle hareket ettireyim. Uzaklaştırayım bilgisayardan. Şimdi değerli arkadaşlar biri görüyorsunuz mu? Şimdi bak siz bu arkadaşlar kalabalıkta ve bu hızla söylemiş olduğunuz bu sözlerin hepsini benim tek duyuşta hafızama alıp oraya bakmadan saymamı mı bekliyorsunuz? Çok beklersiniz. Bu kamera şakasıydı. Böyle bir şey tabii ki mümkün değil. Bununla birlikte ben bunların bir kısmını hafızama almaya çalıştım. Ne kadar bilmiyorum. Şimdi saymaya çalışacağım. Lütfen kimse ipucu vermesin. Çünkü bazı salonlarda böyle hayırsever vatandaşlar çıkıyor. Kendini tutamayanlar var. Yozgat'ta başıma geldi böyle bir gösteri yaparken ki arkadaşlar bazılarını bilemeyebilirim. Lütfen ipucu vermeyin. Saydım 24 doğru söze geldim. Hatırlayamadım. İyi kodlayamamıştım demek ki. Kıvranıyorum. İpucuna ihtiyacım var. Kıvran derken Allah'tan en önde kel bir arkadaşım vardı. Arkadaş hem kel hem de fodoldu ama. Bana ipucu vermek çünkü ciddiğini şöyle kullandı. Hafif öne eldi. Gözleri sürekli kendini gösterdi bana baktı. Ben de adamın keline baktım. Son anda söz aklıma geldi. Söz şuydu. Kel başa şimşir tarak. Lütfen arkadaşlar ipucu vermek için bu ciddiğimizi kullanmayalım. Ben baştan başlıyorum. Bir ağaç yaş gene eğilir. İki damlaya damlaya göre olur. Üç taş yerinde ağırdır. Dört eğer kılda keramet olsaydı keçi başında olurdu. Dört beş sakla samanı gelir zamanı. Altıyı geçiyorum. Yedi el elden üstündür. Sekiz duvarın hem yedi gam yıkar. Dokuz asil azmaz bal kokmaz. Kokarsa yağ kokar. Onda aslı ayrandır. Dokuz numara. On işleyen demir ışıldar. 11 akakça kara gün içindir. 12 gerçek çıplaktır. Gerçekler çıplaktır. Sadece gerçekler çıplaktır. 6'ya dönüyorum. Derdi dert etme o dert oluncaya kadar. 6'yı da söyledim geçiyorum oradan. 12 dedik. 13 bir elinesi var, iki elinesi var. 14 ayağını yorganına göre uzat. 15 iflas eden Yahudi eski defterleri karıştırır. 16 üzüm üzüme baka baka kararır. 17 körle yatan şaşı kalkar. 18 kurbağayı altından koltuğa otursan da çamura atlar. 20 battı balık yan gider. 19 battı balık yan gider. 20 bakarsan bağ olur, bakmasan dağ olur. 21 savaşta babalar oğullarını, barışta oğullar babalarını gömerler. 21. 22 fakirin tavuğu no yerken görürsen bu ya fakir hastadır ya da tavuk hastadır. 23 akılsız başın cezasını ayaklar çeker. 24 bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim. 25 sabır ile koruk helva olurmuş. 26 akıl yaşta değil baştadır. 27 söz gümüşü sukut altındır. 28 tencere dibin kara seninki benden kara. 29'u geçiyorum. 30 tas delik, testere delik, yok kap delik. Bu nedir üstünlük? Tencere delik, tas delik. Nedir bu üstünlük? 30 da buydu.
Evet, bir tanesini hatırlayamadım ben. Şimdi bazen bilgiyi beyne kodlamanın değişik yöntemleri var. Birisini hatırlayamadım. Şimdi neden hatırlayamamış olabilirim diye düşünüyorum kendi kendime. Onunla ilgili gerekli öyküleme yapmadığım için. Birisi biri söylesin lütfen bana. Şey 29'u. Efendim? Ha ana kız, evet evet tamam. Onu anlamaya çalışırken ana kız gezer, kız gezer. Şimdi arkadaşlar bu tip durumlarda ne yapıyoruz? Lütfen bana bakın. Şimdi 30 tanesi tamam diyorum. 29'a dönüyorum. Ana kız gezer, kız gezer. Tamam. Onu da yerleştiriyorum. Yerleşti. Değerli arkadaşlar şu anda ben bu bilgilerin hepsini beynime kodladım. Şimdi içinizden şöyle bir soru geçiyor olabilir. Hocam bunları ne kadar süre aklınızda tutabilirsiniz? Bakın ben bir öğrenci olsam. Bunlar da öğrenmem gereken bilgiler olsa ben bunları istersem 1 yıl. İstersem 10 yıl aklımda tutarım. İstersem karışık olarak size sayabilirim. Lütfen parmak kaldırın. Herhangi bir numarayı sorun. Hocam da o numarayı ekrana getirecek. Ben de anında size söyleyeyim. Herhangi bir numara lütfen beyefendi. Evet 16 üzüm üzüme baka baka karar. Başka bir numara daha alayım. Evet 5 numara sakla zamanı gelir zamanı. Evet 7 numara el elden üstündür. Evet 29 ana gezer kız gezer. Sizin niyetiniz kötü ama orada zorlandım ya. Şimdi bir sonraki aşama arkadaşlar şu. Bire geçelim hocam. Şimdi şu anda arkadaşlar izliyorsunuz ya. Ben bunları beynime kodladım. Bu yeni bir öğrenme modeli. Bakın şu anda tablet dönemi var. Evet tamam. Ama biz bir yıl sonrasını, bir dönem sonrasını planlıyoruz. Artık tablete de ihtiyaç duymadan. Hafızalarımıza tüm bilgileri acaba sene başında kodlayabilsek. Düşünün okullarımızda böyle bir program yapsak. Sene başına topu topu coğrafya, tarih, felsefe falan 5-10 tane kitap bu. 200 trilyon kitap beyne sığabiliyormuş. Bu kadar beynimizin alanları geniş. Ve sene başında biz Matrix'te olduğu gibi çocukların beyinlerine kitapları yüklesek bir daha da unutmasalar, hatırlasalar, sözcük dağarcıkları çok zengin olsa inanılmaz olur. Bakın şu anda ben bunları sizin orada gördüğünüz gibi görüyorum. Şöyle bakar bakmaz. Bakın sadece sağ yukarı bakmam yeterli. Bakın sallanmadım bile hatırlarsanız. Çünkü kolay konular. Biz ağır konularda sallanıyoruz. Şaka yaptığımı zannetiniz değil. Bakın şöyle bakıyorum ben. Şimdi şöyle bir bakıyorum. 3 numarayı görüyorum. İşte taş yerinde ağırdır. Şimdi 6 numaraya gidiyorum. Dert etme. Kısa kısa geçiyorum. Şimdi 18 numaraya iniyorum arkadaşlar. Kurbağayı görüyorum. 19 numarada battı balık yan gider onu görüyorum. Şimdi 5 numaraya çıkıyorum. Sakla zamanı gelir zamanı. 1 numaraya çıkıyorum. Ağaç yaş gereğidir. Şimdi 23 numaraya iniyorum. 23 numara akılsız başın cezasına ayaklar çeker. Şimdi 30 numaraya gidiyorum. Tas delik onu görüyorum. Yani fotoğrafik olarak şu anda sizin arkadaşlar oraya gördüğünüz gibi şöyle sağ yukarı bakmamla hepsi görünüyor. Evet sağ yukarı şaka değil bu. Bakın bilirsiniz lisede okuduğunuz dönemlerde öğretmenleri sizi tahtaya çıkartırken soru sorardı hatırlamak için nereye bakardık? Tavana böyle bakıp kalan çok çocuk biliyor. Böyle kalın. Bu doğru ama. Bakın bir çocuk sağ yukarıya bakıyorsa bu şu demektir. Geçmişe ait görüntüleri görüyordur. Bir öğrenci kulak hizasına bakın şöyle sağa bakıyorsa geçmişe ait sesleri hatırlama moduna gir demektir. Bir öğrenci bakın şöyle duruyorsa bu hatırlama performansı minimize edildiği andır. Şimdi bazı öğrenciler yukarıdaki arkadaşlarımız da bana şahit olsunlar. Gelip bana soruyorlar hocam diyor. Ben diyor sınavda bildiğim halde bir sorunun doğru cevabını göremedim. Ayağa kalktım gittim dışarıda hepsi aklıma geldi. Allah kahretsin sınavda yapamadım. Neden? Nedeni şu. 2 saat çocuk böyle duruyor. Ben bu çocuklara diyorum ki ey öğrenci. Sınavda bildiğin halde bir sorun doğru cevabını göremediysen nedeni o anki duruşundur. Tam o anda kağıdı kaleme bırak. Sağ yukarıya bak cevap gelecektir. Tabii sınav süresi boyunca böyle bekleme. 2 saniye. Cevap gelmese sol yukarıya bak. Belki solaktır. Olmadı sol aşağı, olmadı sağ aşağı. Hiçbir şey göremesen ayağa kalk ve öndeki arkadaşının kağıdına bak. Mutlaka bir şey göreceksin. Robert De Niro ile Al Pacino'nun bir filmi var. Büyük Hesaplaşma izleyen var mı bilmiyorum. Orada Robert De Niro hırsızdır. Ve bir banka soymak üzere bilgiye ihtiyacı vardır. Bilgi almak üzere gider bir orada kötürümden bilgi alır. Bütün bilgiler kendisine aktarılınca şaşırır Robert De Niro ve bir soru sorar. Der ki sen bütün bunların hepsini nereden biliyorsun? Enfes bir cevap verir ve der ki bak der aslında tüm cevaplar etrafımızda uçuşuyor. Önemli olan şey onları yakalamaktır. Arkadaşlar aslında tüm cevaplar bizim elimizde önümüzdedir.
nedir? Bizim en güzel cevaplarımız arkadaşlar liderlerimizin cevaplarıdır. Liderlerden kastım şu, bir Mimar Sinan'ın yaşam biçimi. Bir İbn-i Sina düşünün. 4 yaşında okumaya başlamıştı arkadaşlar. Ve 57 yaşına gelinceye kadar günde 14-15 saat okuyordu. Ve şöyle anlatıyor. Hayatımda okumadan geçirdiğim 2 gün vardır diyor. Bir evlendiğim gün, 2 babamın öldüğü gün. Onun dışında sürekli okuyordum ve büyük keyif alıyordu. Ve öyle bir eser yazdı ki tıbbın kanunu yazdı. Ve 600 yıl boyunca Avrupa'da, üniversitede bu okutuldu. Süleymaniye'nin ortaya arkadaşlar koyduğu şaheserler yeryüzünde hiç kimsenin artık evet mimaride en üst zirve odur. Kıyamete kadar da bundan daha iyisi olmayacaktır. Veya 21 yaşında İstanbul'u fethedecek o ruh haline ulaşmak için bakın 7 dil bilmek, Sezar'ın ve Romalıların hayatını Latinceden okumak, alimlere sahip çıkabilmek işte bu bilgi. Mevlana Hazretleri'nin dediği gibi aslında biz yeryüzüne belki de tek bir amaçla geldik. Öğrenmek için. O nedenledir ki kendisinin ifadesi harikadır. Herhangi yeni bir şey öğrenmeden geçirdiğim bir günde güneşin doğup batmasında benim için hayır yoktur. Teşekkür ederim.